Akupunktür, binlerce yıldır Uzak Doğu'da uygulanmakta olan tıbbi bir tedavi yöntemidir. Birçok hastalığın tedavisinde çok etkili olması ve hiçbir yan etkisinin olmaması sebebiyle son yıllarda batılı bilim adamlarının da ilgisini çekmiş ve akupunktürün etkinliği ve iyileştirici mekanizması hakkında birçok detaylı bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar tıp otoriteleri tarafından kabul görmüş bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Yapılan çalışmalar akupunktürün bilimsel etkinliğini ispatlamış ve bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında akupunktürün bilimsel etkinliği ve iyileştirici etkisini kabul ederek başta depresyon, panik atak, bel ağrısı, kas ağrıları, migren, adet düzensizlikleri olmak üzere 100'den fazla hastalığın tedavisini de önermiştir. Akupunktür tedavisi seanslar halinde uygulanmaktadır. Çoğu zaman 10 seanslık bir kür hastalıkların tedavisi için yeterli olmaktadır. Her seansta hastanın tedavisi için gerekli 10-15 civarında akupunktür noktası tespit edilir ve milimetrenin 5'te 1 kadar ince özel tek kullanımlık akupunktür iğneleriyle yarılır. Bu müdahale hastanın vücudunda sinirsel ve nörokimyasal birçok etki başlatarak vücudun kendi kendine onarma mekanizmalarını aktif hale getirir. Akupunktürün çok önemli bir başka özelliği de tedavi için vücuda dışarıdan herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde verilmediği için bugüne kadar hiçbir yan etkisinin görülmemiş olmasıdır. Bu sebeple akupunktür bebekler, çocuklar, hamileler, emziren anneler, yaşlılar, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar gibi ilaç kullanımı son derece sakıncalı olan kimselerde bile güvenle kullanılabilir. Akupunktür birçok psikolojik rahatsızlıkta, ağırlı hastalıklarda, jinekolojik problemlerde ve daha birçok hastalığın tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Tedavi edici olduğu psikolojik hastalıklar grubunda depresyon, uykusuzluk, panik atak, sigara, alkol ve diğer madde bağımlılık tedavileri örnek verilebilir. Migren, baş ağrıları, bel ve boyun ağrıları, kronik sebebi bulunamayan ağrılar da akupunktürün etkili olduğu ağırlı hastalıklar grubunu oluşturmaktadır. Düzensiz veya ağırlı adet görme ya da adet görememe, çocuk sahibi olamama da yine akupunktürün etkili olduğu jinekolojik problemler arasında sayılabilir. Bunlara ilaveten astım, alerjik hastalıklar, yüz kırışıklıkları, iştah kontrolü, kabızlık ve alt ıslatma problemleri de yine akupunktür ile çok etkin olarak tedavi edilebilmektedir.